Adım adım ALES Matematik Bölüm 5. Pozitif negatiflik önemli bir nokta. Her yıl çıkıyor neredeyse. Buna bakacağız. Şimdi pozitif ve negatif işaretli sayılar arasında tabii 4 işlem söz konusu. Biz basit olarak mesela 2 ile 3'ü toplarken, 2 ile 3'ü çarparken, yani 5 derken, 6 derken bunlara biz pozitif sayıları işleme sokuyoruz. Yani artı ile artıyı. Dolayısıyla ne sonuçta artı oluyor. Artıyı yazmıyoruz. Aslında birçok noktada o artıyı eksiye çeviriyoruz. Ama artıyı yazmadığımız için bu bilgilerin hepsini sonradan öğreniyoruz. Bir anlamda ezberliyoruz. Şimdi burada artı çarpı artı oluyor. Artı bölü artı oluyor. Bunlar bizim bildiğimiz işlemler. Negatif sayılara geçersek, İlk olarak bir pozitif sayıyla bir negatif sayının çarpımı ne oluyor ona bakalım. Sonucumuz negatif oluyor. Örneğin eksi 2 ile 1'i çarparsak sonucumuz eksi 2 oluyor. Bize sorularda şu şekilde veriyor. X küçüktür 0, y küçüktür 0. Örneğin x çarpı y ne olur? Pozitif mi olur, negatif mi olur? Bu da iki sayının negatif olma durumu. Bu durumda da şuradaki olasılık pozitif oluyor sonucumuz. Eğer iki sayı negatifse pozitif oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı, eksi ile artının çarpımı eksi. Peki bunu nasıl soru tasarlarken bunu nasıl kullanıyor? Genelde zaten şöyle eksi artıyı vermez. Bunu biraz uğraştırır. Yani şöyle der ki artı 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 bunların için. Sonra bir tane eksi koyar. Bu sayıların çarpımı nedir? Bir tane eksi hepsini eksi yapar. Çünkü bu artıların hepsinin çarpımı artı. Dolayısıyla bunları silip bir tane artı yazabiliriz. Artı çarpı eksi de eksi olduğu için götürdü. Ha, iki tane eksi olsaydı eksi ile eksinin çarpımı artı. Buradan da bir artı geldi. Artı çarpı artı artı oldu. Yani böyle uzun işlemlerde ne yapıyoruz bir anlamda? Kısalta kısalta işimizi yapıyoruz. Mesela şöyle bir şey verdi bize. Artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi. Şu artı ile eksinin eksi. Bunlar eksi, eksi, eksi. Eksi ile eksinin artı, eksi ile eksinin artı, artı ile artının artı şeklinde düşünebiliriz. Hangi temel noktadan yola çıkıyoruz? Pozitif ile negatifin çarpımı negatif. Pozitif ile negatifin bölümü negatif. Negatif ile negatifin bölümü veya çarpımı ise pozitiftir. Bu noktadan yola çıkarak soruları çözüyoruz. Tabi sorularda ekstra bazı şeyler, bazı kafa karıştırıcı bilgiler oluyor. Mesela şimdi şurada kafa karıştırıcı bir bilgi. 5 saniye çalmak için yapılan bir şey. A artı C sıfırdır. A artı C sıfır ne demek? Bunların ikisi de şuradan ele alıyoruz. Bunların ikisi de pozitif olamaz. Çünkü pozitif olduklarında sıfırdan büyük olur. İkisi de negatif olamaz. Bunlar ne? Eğer denklem kurmayabiliyorsanız zaten a eşittir eksi c diyorsunuz hemen. Bilmiyorsanız nedir? Mesela bu 2'dir, bu eksi 2'dir. Birbirlerinin nötrlüyorlar, sıfıra tamamlıyorlar. Dolayısıyla biri artıysa diğeri eksidir. Bu bilgi tamamen bunu vermek için. A artı c eşittir sıfır bilgisi diyor ki biri artı biri eksi bu sayıların. Ama hangisi artı hangisi eksi onu sen bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Diğer bilgilere bakacaksın. Şimdi bakıyoruz. Gerçel sayılar her şey olabilir. Tam sayı da diyebilirdi. A çarpı B küçüktür 0. A çarpı B küçüktür 0 ne demek? Bir kere küçüktür 0 demek negatiftir demek. İki şeyin çarpımı negatif oluyorsa bunların ikisi de pozitif veya ikisi de negatif olamaz. Biri artı biri eksi olacak. Yine geldik aynı yere. Biri artı biri eksi. Başka bilgi yok. Geldik B artı C küçüktür 0. Şimdi burada baktığımızda şunu görüyoruz. B artı C küçüktür 0'sa ya B birisi diğerinden büyük olduğu için negatife götürüyor. Yani örneğin eksi 5'e artı 3 gibi bir şey ki bunların toplamı eksi 2 oluyor. Ya da ikisi de negatif. Eksi 5'e eksi 3 toplamışız. Eksi 8 olmuş mesela. Burada iki durum söz konusu. Şimdi bu iki durumda buradaki sayıların hangisiyle bağlantılı olan buradaki durumların. Şimdi eğer birisi pozitif birisi negatif olursa örneğin C negatif oldu B pozitif oldu.
Burada b pozitif olduğunda a negatif oluyor. A negatif olduğunda c'nin pozitif olması lazım. Ama biz burada c'ye de negatif dedik. Dolayısıyla sağlamıyor. Peki ikinci olasılıkta ne oluyor? Yani ikisi de negatif olunca bir sorun çıkmıyor. İkisi de negatif. O yüzden sıfırdan küçük. Bu negatifse bu pozitiftir. Bu pozitif, bu negatif. Artı, eksi, eksi şeklinde sonuca ulaşıyoruz. Burada soruyu çözerken yani önemli nokta ne? Bu olasılıklar sonucunda çıkan şeyi yazmak. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Olasılık sonucunda çıkan şeyi net yazacağız. Yani a küçüktür, a çarpı b küçüktür 0 demek bize a'nın veya b'nin pozitifliğini, negatifliğini vermeyebilir. Burada öyle oldu. Dedik ki birisi artı, birisi eksi. Hangisinin olduğunu bilmek zorunda değiliz. Bu noktada biraz pratik önemli tabii. Çünkü kendine güven açısından. Sadece oradan ne çıkıyorsa artık. Yani onları çünkü üçünü birleştirince bir sonuç geliyor. Mesela a kare küçüktür a. Mesela bir şeyin karesi kendinden nasıl küçük olabilir? Eğer o sayı negatifse karesi her durumda kendinden büyük olur çünkü pozitiftir. Öyleyse a negatif değil. Burada ABC'nin işaretlerini sormuş. Şunu atalım direkt. Çünkü a negatif olsa kendinden şey olur. Büyük olur karesi. A normal bildiğimiz bir sayı da değil. Mesela 3'ün karesi 3'ten küçük olmaz. Çünkü kendisiyle çarpıp büyütüyoruz. A nerede bir sayı? Tabii bunu pratiği olan arkadaşlar hemen buna A 0 ile 1 arasındadır der. Çünkü 0 ile 1 arasında işte 1 bölü 2 gibi ifadelerin karesi 1 bölü 4 gelir. Kendinden daha küçük gelir karesi. Çünkü niye küçük? 1 bölü 2 bir şeyin yarısı demek. 1 bölü 4 ise çeyreği demek. Bakın küçüldü. Bir daha karesini alsanız 1 bölü 16. Çok küçük bir noktaya düştü. İşte bu 0 ile 1 arasının özelliği buydu. Kendisi karesi kendisinden küçük oluyor. Şimdi bunun orada olduğunu gördük. A artıymış. A artı B sıfırdan küçükmüş. Yani B öyle bir şey ki A artı olduğu halde A ile toplanınca sıfırın altına çekiyor. Öyleyse B negatiftir. Bunu da koyduk. Bu da gitti, bu da gitti, şu da gitti. Sonuncu. B'nin negatif olduğunu biliyoruz. B'yi C ile çarpınca sonuç yine negatif oluyormuş. Negatifi pozitifle çarparsak negatif olur. Hep onun üzerine konuştuk şurada. Demek ki bu ifademiz, son ifademiz de pozitifmiş. Buna geçelim. Burada bir soru daha var hatta. Olduğuna göre. Şimdi x çarpı y sıfırdır. Ne demek? Birisi sıfır. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bilmek zorunda değiliz şu an. Birisi sıfır. X çarpı z sıfırdan büyük. Eğer x sıfır olsaydı burada da sıfıra eşitlerdi. Çünkü sıfırı neyle çarparsanız çarpın sıfır olur. Dolayısıyla bizim buradaki sıfırımız x değilmiş, y'ymiş. Y sıfırmış. Bunu bulduk. Şu gitti. Bu da gitti. Y sıfır. Y'yi z ile toplayınca sıfırdan küçük bir şey oluyor. Öyleyse z sıfırdan küçük. Demek ki örneğin sıfırı eksi 2 ile topluyoruz. Aslında bu sıfır eksi 2 gibi gözükür ama sıfır artı eksi 2'dir. İşte o dediğim artıyı yazmam olayı hep. Eksi 2 olarak olur mesela. Negatif olur. Bu da gitti. Burada x'in sıfır olduğunu söylemiş. O da gitti. Ve şurada z'nin negatif olduğunu bulduk. Z x'i z ile çarpmış pozitif olmuş. Demek ki x sıfır negatifmiş. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı pozitif oluyor. Burada bir soru var. Pozitif gördüğünüz gibi her yıl çıkmış. A, B, C birbirinden farklı birer pozitif tam sayı. A bölü B, C. Şimdi burada ne diyor bize? Birer pozitif tam sayı. Diyor ki yani pozitif tam sayı işte 1, 2, 3, 4, 5. Basit düşün diyor. Bir şeyi bir şeye bölünce C oluyormuş. Bir kere bir şey, A'yı B'ye bölünce büyüme ihtimali yok. Hani ne olurdu? Atıyorum eksi 6'yı eksi 3'e bölürdü. Negatif olurdu. 2 çıkardı. Negatiften pozitif çıkardın. Sayı büyürdü. Öyle bir şey yok. Burası pozitif sayılar. Bir şeyi bölersen ya kendine eşit olur. Çünkü 1'e bölüyorsundur. Ya da küçülür. Çünkü 1'den büyük bir şeye bölüyorsundur. Birinci şart bu. İkinci şart demiş ki C, B'den bir fazladır. Bunlar pozitifse bunu hiç düşünmeye gerek yok. C, B'den büyük. C'nin B'den büyük olmadıklarını eleyelim. A bölü B'de C'ymiş.
Geldik buraya. Ben sınavda olsam çok düşünmem. Şöyle 4-2 derim. Mesela atıyorum veya 6-2 derim. Burası 3 oluyormuş. Şöyle 3'e baktık. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki A4, B2, C3 için sağlıyormuş. A büyüktür. C büyüktür B. Hani burada biraz direkt sağladı da ben bu kadar basit sayıya çıkacağını sanmıyordum. Başka nasıl bir şey olabilir diye bakıyorum. A'nın B'ye bölümü C'ye eşittir. Öyleyse ha, eşitlik olmadığı da belli soruda o nokta var. Çünkü mesela ben şey dedim. A'yı B'ye bölünce B ya 1 olacak ya da 1'den farklı bir şey olacak. Ki B'den farklıysa A C'den büyük oluyor. Zaten onu görmemizi istemiş. A C'den büyük. C de zaten B'den büyük. Direkt çıkıyor. Bir daha diyeyim. Şimdi burada eğer bir şıklarda eşitlik olsaydı. Mesela şöyle bir şık olsaydı. A eşittir B. A eşittir B atıyorum. Veya C ile alakası. O şey ayrı olurdu ama. Burada bir eşitlik yok. Demek ki A ile B farklı sayılar. Farklı sayılarda da bu küçülecek. Her türlü küçülecek. Hatta yani A B'den küçük olsa bile 3, yani şu an öyle değil de 3 bölü 4 de bile küçülecek. 0,75 olacak. A her durumda C'den büyük oluyor. Dolayısıyla C de B'den büyük. Bu şekilde soruyu çözüyoruz.